sevnadan yorulmuyor. Erkekler atıyor bacak bacak üstü çatallara. Kediden, köpekten, sandalyeden geçilmiyor. Zorunlu kalıyoruz aşağıdan gitmek, kaza geçirmeye. Manisa'da esnaflar tarafından kaldırımların üzerine yayılan ürünler vatandaşların kaldırımlarda yürümesini zorlaştırıyordu. Özellikle engelli bireyler, bebek arabası kullanan vatandaşlar kaldırımları kullanmakta zorlanınca araç yoluna inmek zorunda kalıyor ve tehlikeli durumlar ortaya çıkıyordu. Vatandaşların şikayetleri üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri işgallerin kaldırılması için harekete geçti. Başkanlarımıza, görevli olan arkadaşlarımıza, gerek zabıta gerek diğer memurlarımızdan çok memnunuz. Çok rahatlama var bu aralar. Zaten devamlı uyarıldığı için esnaf bu konuda duyarlı olmaları gerekir. Bildikleri halde bile bile yapıyorlar. Haberleri zaten var ceza uygulanacağından. Yönetimin haklı olmasını düşünüyorum. Haklı yani. Denetimler sıklaştırıldı, uyarılar yapıldı. Vatandaşları zor durumda bırakmakta ısrar eden esnaflara cezai işlemler uygulandı. Manisa'da işgallerin ortadan kalkmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Peki Manisalılar kaldırım işgalleriyle ilgili neler düşünüyor? Hoş bir şey değil yani bir vatandaş olarak. Yani özürlü engelliler açısından, halk açısından iyi bir şey değil yani. Vallahi ben şikayetçiyim yani. Kaldırımı neden kullanıyorlar? Kullanılmaması lazım. Ben her seferinde rahatsız oluyoruz çoğu yerde. Mesela özellikle ara sokaklarda. Yaya geçitleri çok rahatsız edici yani bana göre. Bebek arabayla ilerleyemiyoruz zaten. Hiçbir şekilde gitmiyor. Yeterli olan kaldırımlarda esnaf her şeyi koyuyor. Tabii onlar kendi sınırlarından dışarı taşmamaları lazım. Kaldırımlar yayalar için yapılmış. Yani bence kaldırımlar yayan gelip geçmeleri için. Ama esnaf da kaldırımın yarısını teşkil etti mi bu sefer bizim yol yürüme alanımızı daraltıyorlar. Denetimler sonrasında durum nasıl oldu? Yani uygulanan daha önceki gibi değil ama esnafta sanki. Hani önceden daha çok işgal ediyorlardı sokaklar ama şu an eskisi gibi değil. Yani benim görüşüm sadece bir iki yerde gördüm. Bir burada gördüm, bir de Muradiye tarafında gördüm bu şekilde. Tabii ki de uygulansa, böyle bir şey varsa neden işgal etsinler ki? Yani hani kaldırımları sonuçta bizim için, çocuklar için, engelliler için özellikle. Yani hadi biz bebek arabası kullanıyoruz, öyle böyle geçilir ama engelliler için özellikle çok önemli bir şey yani bunlar. Esnaf da şimdi bu ara toparladılar, bayağı çektiler geri. Daha evvelden sandalyeler, masalar hepsi orta yerdeydi, bu ara toparladılar. Tabii ki düzenli, evet, eskisine göre düzenli. Zaten sürekli taşları yenileniyor. Bizim için bir sıkıntı yok. Dediğim gibi biraz da dikkat etmek gerekiyor. Biraz düzgün de kullanmamız gerekiyor. Sadece benim tek şikayetim var şu yokuş şeylerindekileri, arabaları koymamaları. Ya biliyorum, eskiden daha kötüydü. Çünkü devamlı şey oluyordu yani. Sandalye değil de yok yok, malzeme çıkarıyor dışarı yani. Onlar hiç geçilmiyordu. Onlar önlendi biraz, iyi yani. Ya oturanlar, kahve önünde oturanlar var. Şu anda düzeldi mi bu durum? Nispeten düzeldi, nispeten. İyi görüyorum. Yani biraz daha iyi oldu. Çünkü taburelerin kaldırılması şeyi yani iyi. Aileler geçemiyordu, çocuklar geçemiyordu. Sıkıntı oluyordu. Şimdi okulların önünde hep kahve şey kaldırımlar geniş ama yine tabure bırakılıyor. Sıkıntılar oluyor. Ama belediyeden yine memnunuz. Tüm uyarılara rağmen işgale devam edenler için ceza uygulanmalı mı? Bence Büyükşehir'in yaptığı uygulama çok doğru. Yay geçitleri bayağı kısaltmış, bayağı daralmış. Millet geçemiyor, gidemiyor. Güzel bir uygulama. Dar sokaklarda bence daha da çok uygulamalı. Çünkü gerçekten millet geçmesine zorlanıyor. Bir de sağa sola arabalar zaten park ediliyor. Bir de esnaflar dezgelerin dışarı attıkları için daha da zorlanıyor. Millet bu sefer caddeden gittiği için daha da riskli oluyor. Bence uygulamalı biraz daha. Yani bu şekilde olursa tabii ki iyi bir şey yani halk açısından da. Özellikle kaldırımların engelliler için çok zor oluyor. Vallahi cezai işlemden haberim yok benim abim, daha yeni mi uygulandı, daha önceden mi vardın yahut da daha yeni mi başladı, haberim yok ama uygulanırsa iyi olur. Ceza gelmesi gerekiyor bence. Ceza olursa daha iyi olur bence. Daha insan daha ferah yolda gelip geçer. Güzel bir şey.
Cezayı, caydırıcı olmasın, caydırıcı. Yani cezalar caydırıcı olması lazım. Sürekli konumundan